Pazar günü Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ydü. Tüm engellilerimize olduğu gibi farklı ve özel insanlar olan Down sendromlu kardeşlerimize, evlatlarımıza karşı hem fert, hem devlet, hem de siyasi partiler olarak sorumluluk taşıyoruz. Onların özel şartlarına uygun iyi bir eğitim almaları, hayatlarını çalışarak idame ettirebilmeleri, sosyal hayatın mümkün olduğunca içinde olabilmeleri ve güven içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için üzerimize düşen ne varsa yapmak zorundayız. Onların başarılarını, yaşama savaşlarını, kendilerinin, ailelerinin günlük hayat mücadelesi içinde karşılaştıkları zorlukları gündeme taşımak ve tüm toplumda bir farkındalık oluşturmak için hepimize, tabii en çok da kıymetli basın mensuplarımıza ve basın kuruluşlarımıza büyük vazifeler düşmektedir. Kadına karşı işlenen suçlarla ilgili cezaların, cezai düzenlemelerin yeniden yapılmasıyla ilgili de biliyorsunuz komisyon çalışmalarına başladı. Teklifte daha önce pek çok kez dile getirdiğimiz hususların önemli bir kısmının yer aldığını görüyoruz. Kadına karşı şiddet suçları nitelikli hal kapsamına alınarak ağırlaştırılma nedeni haline getiriliyor. Teklif ile getirilen bir başka önemli düzenleme ise en çok şikayet konusu olan fiillerin başında gelen ısrarlı takibin ilk kez müstakil suç olarak düzenlenip ceza yasasına girmesi. Israrla takip suçuna 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca ısrarlı takip suçları uzlaştırma kapsamı dışında tutulmaktadır. Kadına şiddette iyi hal indiriminde bir değişikliğe gidilmesi de teklifte yer alan ayrıntılar arasındadır. Teklif kapsamında şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukatla görevlendirilecektir. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Adana'da polisimiz izinsiz bir gösteriye müdahale etti. İddialar hakkında konuşan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu orantısız güç kullanıldığını ifade ederek soruşturma başlatıldığını açıkladı. Suçla mücadele İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi elbette ki hukuk içinde yapılmalıdır. Yayınlanan görüntülerde sadece eylemcilere uygulanan bir takım hukuk dışı hadiseleri görmedik. Ondan daha çok polisimize yönelen tahrik, hakaret ve istismara da şahit olduk. Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısına doğrudan tepki gösteremeyen terörle iltisaklı grupların benzer her hadisede İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun istifasını istediklerini de görüyoruz ve bunun da farkındayız. Benzer her hadiseden sonra İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun terör ve terörle iltisaklı gruplarla daha kararlı bir şekilde mücadele yürüttüğünü de görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu da burada ifade ediyorum. Türkiye'de dini cemaat görüntüsü altında devletin FETÖ'yle, PKK'yla mücadelesine, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonlardan pandemi nedeniyle uygulanan zaruri kısıtlamalara, devletin zor şartlarda yürüttüğü her göreve bir direnç noktası oluşturmaya çalışanlar ciddiyetle takip ve kontrol edilmelidir. Siyaset yapmak isteyenler elbette yapabilir. Dünyanın en özgür ülkelerinden birisinde yaşıyoruz. 40 bin kişiyi öldüren terör örgütü bile siyaset yapıp meclis imkanlarından faydalanıyor, hazineden pay alıyor.